Selamünaleyküm. Şimdi Bilecik'e gelip Bilecik'te Depali Hazretleri'ni yani şeyhimizi ziyaret etmeden ve bir dua okumadan gitmek olmaz. Sonra buradan da Bala Hatun onu ziyaret edeceğiz. Çıkıyor musun abi? Sen çık gel. Duamızı yaptık arkadaşlar. Rabbim kabul etsin inşallah. Bu da Şeyh Hazretleri. Bu da Şeyh Edebali'nin yakını. Burada kendisi. Kendisi burası. Allah huzur içinde yatırmayı nasip etsin inşallah. Diğer geri kalanlar da işte Dursun Vakıf Manevi Kabri. Yakınları hep şey Edep Ali'nin ve Mardinli Ali Süratli kardeşim bana selam gönder demişti. Buradan da sana selam gönderiyorum kardeş. Allah'ın selamı üzerine olsun inşallah. Şimdi burayı da ufak bir şekilde almak paylaşmak istedim. Buradan da Bala Hatun'un yanına geçeceğiz. Orada da bir dua yapacağız arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar. Burası da şeyhimiz Edep Ali'nin eşinin ve Osman Gazi'nin eşi olan Bala Hatun'un türbesi. Burada da bir dua yapıp çıkacağız Evet değerli dostlar, buradaki de duamızı yaptık. Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun ve şeyhimiz olan Edep Ali'nin eşi. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Arkadaşlar videolara başlarken her zaman söyleyip bulunuyoruz. Ne diyoruz? Kaçak kazılar, yasa dışı işler yapmayın. Kendinizi tehlikeye atacak işler yapmayın. Yine değerli abimle, arkadaşımla nereye geldik? Şimdi bana gene kızacak arkadaşlar. Bilecik'teyim yine. Öyle gene bir gezmeye geldim. Kusura bakmayın. Yazarsınız dersiniz ki geldiğinde bize niye haber vermedi? Yine bir kadın dostumuzu ziyarete geldik. Ziyarete de gelmişken burada bir yayın yapalım dedik. Video çekelim dedik. Eski Bilecik'teyim arkadaşlar. Aşağıya indik. Değirmenin olduğu bir yer var. Güzel açılmış bir yer var. Orayı sizlerle paylaşacağız. Burada neler var? Cihaz neler yapıyor? Bize ne gösteriyor? Bunları sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar Bilecik'te olan arkadaşlar kızmayın. Hakkınızı helal edin. Yine size haber vermeden geldik ama yapacak bir şey yok. Artık bir dahaki gelişimizde. Buraların belli başlı yerlerine karlar yağmış. Yapıları da güzel yeri de görünce dedik video çekelim, video paylaşalım sizlerle. Malum kış şartları. Ve benden bu cihazı alıp 1-2 ay sonra, 3 ay sonra bana geri dönüşlerde bulunuyor insanlar. Bakın arkadaşlar, bana şöyle soruyorlar. Ya bu cihazın içinde işte çip var mı? Takip kodu devlet tarafından bilmem ne gibi muhabbetler çok yapılıyor bana. Kardeşim sen yapıyorsan sen kendine. Beni alakadar etmez. Yani başını tehlikeye, belaya sokacak şeyler, işler yapma. Yok işte şu oldu da, yok işte bu oldu da. Yine Facebook gruplarında orada burada hakkımda aleyhimde ben savcılığa verdim. Konuşmaları, yazıları. Benimle alakalı ilgili abuk zubuk, sahtekar diye yayınlar yapılıyor.
Benim adresim, benim telefon numaram, her şeyim belli. Ben devlet aykırı işler yapmıyorum. Ha, Allah bir şeyleri bize nasip ettiğinde de biz gidip gereken yerlere zaten bunları veriyoruz. O bir gerçek. Artı benimle bir sorun olan gelsin beni bulsun. Facebook gruplarında, orada burada, benim aleyhimde. Bak benim iki tane evladım var. Ben sahtekarlık yapmıyorum. Sahtekarlık yapan insan en adi şerefsiz insandır. Halil Derhan denilen zibidi. Senin evinin önüne geldim ben. Adamdın, delikanlıydın, gelseydin ya. Benimle ilgili orada burada yazıda paylaşımlar yapıyorsun. Benden ne zarar gördün? Baybars denilen kızıl börü, zibidi. Benle bir yere oturmuş kalkmışlığın yok. Benle bir çay içmişliğin yok, muhabbetin yok. Benden sana ne zarar vardı? Almışın da dağda tepede bir ay iki aydır kazılar yapıyormuşsun da bana resim at. Telefon numarası istiyorum. Gönderemiyorsun. Göndersene aldığın cihazın resmini atsana bana. Yazık günah değil mi ya? Hakkıma giriyorsun, hak yiyorsun. Arkadaşım kullanmayı bilmiyorsanız bunu, bakın kullanmayı bilmiyorsanız bunu yapmayın. Kaça göçek de işler yapmayın. İnsan bunu zevk için alır, hobi için alır. Kasa açarsın, şu yaparsın, kazma körek iş yapmayın. Canınız yanıyor, dedektör firmaların yalakalığını yapıyorsunuz. Canınız yanıyor, canınız. Canınız yandığı için de saldırıyorsunuz. Padişahın da arkasından atmışlar. Sultanın da arkasından atıyorlar. Başkanımızın da arkasından atıyorlar, tutuyorlar. Ama yedi düvele ne yapıyoruz biz? Dik duruyoruz. Yazık günah değil mi ya? Benim ahımı alıyorsun, günahımı alıyorsun. Ayıp değil mi? Çoluğun çocuğun yok mu senin? Ben çoluğumun çocuğumun gırtlağından haram para geçirmiyorum. Allah da geçirtirmesin. Ya bu kadar aciz olma yani. Yazık günah değil mi ya? Benden bir zarar gördüysen onu yaz. Nerede gittin benden? Ne işlemler yaptın sen ya? Gidip kaça kazılar mı yaptık biz seninle? Ya da bir yerde kazılar mı yaptık? Ne yaptık? Bir insan da Allah korkusu olsun ya. Bak yine kış şartları geldik. Çay içmeye, muhabbet sohbet etmeye. Güzel bir yerleri paylaşalım dedik size. Ben oraya buraya bir şeyler saklayıp da size mi gösteriyorum? Ne yapıyorum? Öyle mi? Şimdi Recep abim. Aynen öyle. Yazık günah değil mi ya? Bak 55 yaşında adam. Benle beraber çıkıyor oralara buralara gidiyor. Geziyor. Sahtekar mıyız biz ya? Yok öyle bir Kullanmayı şey. bilmiyorsan alma. O kadar. Her arayana da soruyorum. Kullanmayı bilmiyorsan alma. Aldım diyorsun, kullandım diyorsun. Bir aydır dağda tepede orada burada kazıyormuşsun. At resmini bana. Yalancı it. Ayıp değil mi ya? Benim ahımı alıp günahıma giriyorsun. Facebook'larda orada burada grubumun ekran resmini almışsın. Facebook, YouTube kanalımın. Bu adam sahtekardır deyip de cihazı bir şey işe yaramaz. Resim gönder ya. Resim at, resim. Senden telefon numaranı istiyorum. Cihazın resmini istiyorum. Yazı yazamıyorsun. Ayıp değil mi? Yazık günah değil mi? Ne sorunun var benimle ya? Benimle ne sorunun var? Söyle. Dedektör firmasının yalakalığını yapıyorsun. Var orada burada benim paylaşımlarımı atıyorsun. Cihazın resmini atacaksın. Benimle birebir konuşmuşluğun varsa onun resmini atacaksın. Diyeceksin ki ben bu arkadaştan bunu aldım. Gittiğin işlem yaptığın yerin resmini alacaksın. Onu paylaşacaksın. Benim YouTube kanalımın ekran resmini alıp da bu adam sahtekardır inanmayın deyip de yayın yapma. Dallama. Evet arkadaşlar. Şimdi burada neler var? Sizle ben onu paylaşacağım. Ufaktan ufaktan aşağı ineceğiz. Eski Bilecik burası. 10 numara muazzam bir yer. Kanyon. Değirmen var. Şimdi buradan geçerken burayı gördük. Burası dikkatimizi çekti. Recep abi ufak ufak dön bu tarafa doğru. Bakın arkadaşlar. Burası büyük ihtimalle bir mahzeni andırır. Mahzen. Çünkü figürler, işlemler var burada. Ben şimdi burada cihazla boşluk alarak cihazı kaldırdığımda büyük ihtimalle aşağıdan gelen bir hat var. Şimdi ileriye doğru giderken cihaz bu şekilde gidiyor. Yani buradan aşağıya inen bir merdiven hattı var. İyi bakın. Bakın attı. Tekrar attı. Merdiven. Bakın bu merdiven. Tekrar attı. Tekrar. 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 Burada boşluk bakmak istedim ben. Ben şöyle de yapalım. Bakın beni olduğu yerde çeviriyor. Yani
Buradan içeri girince, buradan aşağıya bir merdiven hattı var. Recep bunu benden böyle istiyor. Bir yere sabitle diyor. Arkadaşım biri. Nasıl sabitleyecek ki? İki tane taş koydum buraya. Sabitleyemem ki işte abi. Sabitleyebilsem. Şu taşlardan alabilirsin. Evet. He? Şu taşlardan koyabilirsin. Evet. Bir yaklaştır al bakalım bileğimi çevirttirmeyi görüyor mu? Evet, eller olduğu gibi duruyor gördüğünüz Evet. gibi. Şimdi tam dengede tutamadığım için. Benden bir tane arkadaşım böyle bir yere sabitlememi istedi bunu. Ama tam dengede tutamadığım için de. Gidiyor şu anda. Şimdi boşluk burada. Şöyle yapabilir miyiz? Şöyle yapabilir miyiz abi? Bileğimi tut ya, bileğimi tut da bileğimi görsün. Kendi gayet net gözüküyor. Bilek oynamıyor ki. Evet. Gördüğünüz gibi eller sabit. Boşluk modunda bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşımızın biri bana dedi ki bunu yere dedi sabitle. Burada merdiven boşluğu olduğu için merdiven var. Merdiven olduğu için bir yuvarlak çiziyor bana. Ben bunu yine farklı bir şekilde yine ben sabitlemeye çalışıp bir yerde denemesini yapacağım ve bir arkadaşım daha şöyle bir şey istedi benden. Kinder çikolataları var. Onların içindeki bu sarı plastikler, onların içine altın, bronz, gümüş koyup arkanı dön. Birisi bir yerlere belli bir yerlere koysun. Sonra modlarda açıp bunu gidip bul. Bulduğunda da altın modu, gümüş modu, bronz modu ne olduğunu göstersin. Daha iyi etkili olur diye. Ben bununla gidip tonlarca bir yeri açayım. Bizim insanımız yine inanmaz. Farklı bir şey bulayım bununla. Bizim insanımız yine inanmaz. Ama nerede sahtekarlık var? Bizim insanımız ona inanır. Sen doğruları, gerçekleri göster. İnanmaz. Ama nerede şakrabanlıkları var? Hep onlara inanırlar. Maşallah. Doğru mu arkadaş? Aynen. Doğru mu? Nerede sahtekarlık, şakrabanlık var? Ona inanırsın. Ama doğru dürüst bir iş yapan insanlara inanmazsınız. İnanma gereği duymazsınız. Bir yerde bir işlem yapıyor, video çekiyoruz. Sonuç nerede? Ne çıkarttın? Ne buldun? Ne var? Yok pulluk girmemiş mi oraya? Orayı hiç sürmemiş mi? Zaten sen bu işi bilmiş olsaydın sen bana kalkıp onu yazmazsın. Ama yazman normaldir. Tabii biz eleştiriye açık bir insanız ama adabında yapılan bir eleştiriye açık bir insanız. Sen kalkıp da sahtekarlıkla suçlarsan ben hop orada dur derim sana. Cevabını veririm kusura bakma. Ben yalanı ve sahtekarı sevmeyen bir insanım. Yapmak da istemiyorum. Yapan da biri değiliz. Bizim yanımıza yöremize o kadar çok insanlar geliyor. Bu cihazı denemek için birebir görüyorlar. Şimdi gerçek bir anlamda manada ben kendimi tehlikeye atıp da size bir yer mi kazıp da birebir göstermem lazım? Ha bu gerçektir diye. Her şey bir nasiptir ya. Sana bu aracılık yapar. Bir şey varsa burada gösterir. Bakın benim yanıma çok ciddi fiyatlarla alınan cihazlarla benim yanıma geliniyor arkadaşlar. Adam birebir geliyor alıyor. Sen bunu 2 ay kullan 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 kullan. İşin bitiyor. Yerlerini tespit ediyorsun. Sonra ya işte dönmüyor. Ya bunun boşlukta dönmeme gibi bir lüksü yok. Bak. Yok. Burada boşluk. Az bir boşluk olduğu için bu döner. Sen bunu ne yaparsan yap döner ya. Normal eline bir tane rulmanlı bir şey al. Yap böyle bir anten. Getir boşlukta döner. Bunun boşluk yok. İşte binanın altında boşluk da dönmüyormuş da. Şöyle yapmıyormuş da. 2 aydır dönüyor. 2 aydır dönüyor. 2 aydır dönüyor da 2 aydan sonra mı dönmedi? Arkadaş gidiyor yerlerini tespit ediyor. Sonra ya işte böyle oldu. Kıl oldu. Bana ne abi?
Bana ne ya? Senin yapacağın işi de ben mi öğreteceğim sana? Öyle bir şey var mı ya? Var mı? Hobidir bu ya, zevktir bu ya. Çıkarsın arazilere, oralarda buralarda gezmeler yaparsın. Bir hastalıktır ya. Bir sevgidir bu ya. Bana ne senin yapmış olduğun işlerden, şunlardan bunlardan. Beni alakadar eder mi? Yok bunun içinde işte çip varmış da bilmem neymiş de. O zaman alma. Öyle bir zihniyetteysen düşünüyorsun. Alma kardeş. Niye alıyorsun ya? Benim başımı ağrıtıyorsun. Ben bundan bir duysanız giden sayısını müthiş de işlemler yapanlar var ya. Bana hep resimler atıyor. Resimlere de o gönderilen şeylere de mi inanmıyorsun ya? Hani ben mi sana ne yaptık ne ettiğimizi göstereceğiz illa? Bak müthiş bir yerdeyiz gene ya. Bilecik, Bilecik. Bileciğe geldik, Bileciğe. Geleceği dedik geldik. Recep abi. Kesin. Şimdi burada ne var dedik? Bir giriş hattı var büyük Evet. ihtimalle. Burada bir merdiven var. Merdiveni yine ben tekrardan size göstereyim arkadaşlar. Geriden çıkalım. Geriden alayım. Bakın. Bir attı. İki attı. Yürüdüm. Üç attı. Dört attı. Beş. Altı. Devam ediyor gidiyor. Devam ediyor. Burada merdiven. Geliyorsun aşağıya. Bir merdiven var. Burayı komple kapatılmış. Ama burada artık açmaya mı çalışmışlar, açılmaya mı çalışmış onu bilmem. Çünkü şurası komple bakın. Elle yapılmış bir horasan. Burası bir giriş hattı. Var mıdır sağında solunda böyle ufak tefek kasalar? Çünkü figürler de çok. Şurası bir figür. Buradan direktmen buraya bakıyor. Burası komple bir yapma koyma. Bakın. Recep abi şurada olabilir kasa ya. Dur bakalım. Altın modu ne yapacak benim? Altın modunu aldım. Oraya atıyor ya. Şöyle yapalım. Yine oraya atıyor beni. Direkt oraya götürüyor ya. Baksana. Evet. Altın modu. Gümüş modunu aldık. Gümüş modunda hiçbir şey yapmıyor. Evet, bir şey yok. Bronzu alalım. Bronzu da yok. Direkt altında buraya atıyor ya. Baksana şuraya. Bir daha kaldıralım. Evet abi buraya atıyor. Şuraya Recep abi. Bak görüyor musun şurayı? Bak buradan böyle şeyi aşağıya vermiş. Ressam elimde gelirler onları engellerler şey yapar. Yalçın. Buraya vermiş buraya. Burası bilinmeyen yer şey yapmıyor. Şey yap o zaman abi. Deşifre etmeyelim burayı. Değil mi? Deşifre Ha. ettirmeyelim. Aynen. Burası Yoksa bilinmeyen yer geri göz önünde bir gezerim yer. dememe lazım. Bir şeyler Aynen. yapar burada. Şimdi burada durduralım o zaman. Aşağı inelim. Aşağıda yine devam edelim. Evet. Aynen. Devam. Arkadaşlar. Oradan bu tarafa doğru geldik. Şimdi burada yukarı doğru giden bir tünel tarzı. Büyük ihtimalle baş yerden yine geliş vardır da burası çok uzayıp gidiyor. Ya bir çok büyük bir odaya çıkıyor ya da merdivenlerden iniş. Çıktıktan sonra gel Recep abi şöyle bir aldıralım. Ben oraya aslında var ya versene bana. Çıkamazsın. Ben oraya aslında çıkarım çıkmasın. Bakın arkadaşlar. Bakın buradan devam ediyor, gidiyor. Ya çok büyük bir odaya çıkıyor ya da bir merdivenden aşağı iniş. Ya da böyle kıvrılıp sola doğru kıvrılıp devam ediyor burası. Bakın burada da bir surat yapmışlar. Bir hayvan suratı. Şimdi ben size daha güzel şeyler var, onları göstereceğim. Burada yine figürler var. Onları kaçırmayın, dikkat edin onlara. Ama içerilerde şey vardır ha. Yani saklamak ufak tefek şeyler vardır. Düşme işte. Gel bakalım şuraya. Evet arkadaşlar bakın burası da büyük bir mağara. Sol tarafı duvar. Sağ tarafı tamamen horasanla örülerek figürler yapılarak kapatılmış.
Bunun bu tarafı, sol tarafı tamamen kendi. Ana kaya. Ana kaya. Ama bu tarafı, Çekici olan şuna bir bakar mısın? bu tarafı komple örülerek, yani çıkarken burayı tamamen kapatmışlar. Yine bakın buralarda bir figür var. Ben size yine bir figür göstereceğim. Gel Recep abi. Bura nasıl gözüküyor? Yani harbiden tamamen kapatarak çıkmışlar ha. İçeride bir tane şey kalmış. Kesenin sapı kalmış. Evet, doğru Demek biliyorum. kırmaya çalışmışlar. Evet. Şimdi arkadaşlar, şuraya iyi bakın. Görüyor musun Recep abi? Evet. Ağzını, göz kısmı, burun kısmı. Gördün mü? Figür, a buraya bakıyor. Buraya bakıyor, buraya. Burada para var diyor. Bak Recep abi burada gel. Gel bak. Ha, bunları gösteriyor. Sonra biri gelip de burada bir şey yapmasın. Evet, Şşş, Bilecik'te olanlar bana bak. göstermeyin. Bak sakın gelip de buralarda bir şey yapmayın ha. Ben böyle gösteriyorum, paylaşıyorum. Fazla Bak detaya ağız girme. kısmı, bakın ne kadar güzel bir şekilde yapılmış buraya. Bakın ağız kısmı, göz kısmı, burun kısmı. Buradan direkt buraya bakıyor. Yani şuraya bakıyor. Recep abi zaten belli buraya. Bak sakın gelip bir şey yapmayın ha burada. Fazla detay verme, girme. Bizim insanımız dinlemez ki. Bizim insan o dinler mi ya? Aynen. Boşluk. Ama burası çok derindir ya. Aşırı derindir, aşırı. Ya şu surata bakar mısın abi ya? Şuna bakar mısın ya? Mükemmel yapılmış. Ağzını açmış. Ya şurada bak. İşlem burada bak. Görüyor musun? Bak buraya da deliği koymuş. Çekici alsaydık daha çok belli olurdu. Gösterme, gösterme. Ha. Ha. Aynen burası bak. Tam burası. Parayı oraya koymuş. Ama iyi para vardır burada. Bir bakalım bakalım cihazla. Anlatamadım. Oraya atıyorum. Keşke pointer alsaydım ben. Oraya at. Bakalım bakalım nereye atacak ya. Yürü. Yine buraya atıyor Recep abi. Yaklaştıkça daha çoğalıyor. Buraya atıyor. Buraya gidiyor. Şöyle yapalım. Abi çakmış buraya bir işaretleri ya. Bak şurada, bak şuraya bak şuraya gelsene bak burayı daha güzel alırsın gel. Gelsene Göstermedim bak şurada ben surat var arkadaşlar. surat. Surat var burada bak. Gel. Bak bak şunu görüyor musun şunu? Şunu görüyor musun? Neyse boş ver söylemeyelim ki. Evet bunu da fazla şey Söylemeyelim boş ver yapmadım. neyse. Gerek yok. Gel de şimdi dengesizin birisi burada bir şeyler yapar. Vay yavrum vay. Ama müthiş bir şekilde yapmış. Helal olsun. Acaba burada da durdu başka yere geçelim. Buradan geldim. Oradaki paylaşımları sizlerle paylaştım. Neler yaptığını paylaştım. Şimdi buradan direkt böyle baktığım zaman çok müthiş bir şekilde yapılmış kasalar var buralarda. Gözüme hemen ilişip hemen çarpıyor. Muazzam bir şekilde yapılmış. Oradan bu tarafa dönüp baktığımda burada bir merdiven hattı denk geldi bana. Bakın, bakın burası İyi dikkatli izleyin. Bakın burası emarenin olduğu yer. Şimdi burası da zımparalanmış. Bakın burası zımparalanmış. Burada bir kasa var diyor yani.
Burada bir kasa var. Buradan çıkıyoruz. 1 2 3 4 ve yukarı çıkıyoruz. 5. Size ben burada asıl olayı söyleyeceğim. Bakın tam bu ayağımın altında ve en önemlisi şu oymaya bakın. Buradaki oymaya. Akıllı adam içerinin zımparalanmışına bakın. Akıllı adam buradaki malı almış. Figürlere de iyi bakın. Bakın oyma. Burayı açmış almış üstünü. Ve hemen yukarı çıkıyorum. Merdivenlerden geldiğim zaman buradan içeri gibi giriş. Şurası tamamen kapak. Merdivenden tekrardan aşağı iniyor. Devam edip gidiyor. Ve arkadaşlar bakın az önceki oymayı gördünüz ya. Gösterdim ya bakın burada bir kasa. Burası da bir kasa. Ama burası sıkıntılı. Yine burada. Bakın yine burada. Yine burası bir kasa. Burası açılacak. Bakın burası böyle açılacak. Şurası. Buradan bunu. Ama tabii burada bunu nasıl yaparsınız onu bilmem. Yapamazsın. Bakın arkadaşlar şurayı gördünüz mü? Burası da bir kasa. Kasa kasa. Bakın bir tane burada. Bir tane burada oymayı koymuş. Kasa. Bunun altında oradan merdivenlerden geldiğin zaman buradan direktmen içeriye bir giriş. Kapağın üzerine emareyi koymuş. Çünkü bakın burada ne yapmış arkadaş? Malı sakladığı yeri ve girişi buraya işaretini çakmış. Ha? Abi gel gözüküyor zaten ya. Bak şurası tamamen bakın burası tamamen bir kasa. Gördünüz mü şurayı? Figür var yine burada. Bir surat yapmış. Bakın göz, burun kısmı. Soruyorsunuz ya bana. İşaretleri, figürleri biraz daha net göster diye. Bakın göz, burun, ağız kısmı. Bakın burası tamamen dolgu. Mal çakılı burada, çakılı. Recep abi şu cihazla ben bir bakayım mı şuna ya? He? Alacağım mı telefonu? Altın modunu aldık. Hatta yüzüğü takayım daha iyi olsun. Ay yüzü takılıyım zaten ya. Takılıyor şimdi. Attı. Bir daha bakalım. Attı abi. Atacak abi. Mecbur atacak. Şöyle yön değiştireceğim. Yine oraya. Yaklaş. Biraz daha. Daha çoğaldı. Bana bazen diyor ki böyle birisi ya diyor iki elle diyor niye tutuyorsun diyor. Tek elle tutalım. Yoğunluk nerede? Burada daha fazla. Burada daha fazla. Evet. Burada az var. Bakalım ne kadar? Tamam. Yani buradan bir orana kadar inmişlerdi. 1.20 1.30 kadar inmiş. Aa, kadar. Orası da aynı ona kadar. Şeye bakacağım acaba bir saniye. Boşluğa. Buradan merdivenlerden geldik. Bak. Gördün mü? Bak bura kapak. Kapağı verdi. Bak bura duvar. Evet. Yani 1.20. Bakalım boşluğa. Dikkat et, tamam. Fazla gitme. Gidemez.
Zaten durdu oradan. Aynen. Durdu abi. 2 metre. 2 metre. 2 metre burası ya. Şuraya bakacağım. Bir dakika. Küreli görüyor musun? Bak. Bak. Duvar, duvar, duvar. Evet, aynen. Gecem abi. Burada duvar. Tünel. Aha, burada duvar. Yani 1 metre yine. Evet arkadaşlar. Oradan gelip ya da oradaki merdivenler var ya. Buradan çıkıyor. Arkadaş bakalım burada var mı? Dur. Burada yok Recep abi. Sadece burada var. Yani buradan gelip buradan direktmen böyle merdiven var mı? Var Recep abi. Bak gördün. Evet. Var. Merdiven de vermişler inişini. Ha, buraya atıyor bak, buraya atıyor. Bak burada da merdiven var. Burada da merdiven var. Evet. Arkadaşlar bu cihazın bu şekilde yapması merdiven var demektir. Bakın. Tekrar ben göstereceğim. Bakın bunu yaptı. Yürüdüm. Tekrar böyle yaptı. Tekrar böyle yaptı. Döndü içine. Aşağı iniyorum. Bakın merdiven verdi. Merdiven verdi. Yine. Yani bu sağ sol aşağıda giderken merdiven. Burada merdiven var. Yani burada da güzel bir kapak yapmış. Burada da güzel bir kasa yapmış. Şöyle. Bir. İki tane burada mal var diyor. Ama orayı çok iyi tespit edip çok iyi almışlar. Aynen. Helal olsun. Merdivenler de yine var. Bakın sakın bir şey yapmayın ha. Bilecikler. Sakın. Sakın. Sakın diyeyim bakın. Recep abi o zaman başka yere geçelim. Kapat. Orada. Evet arkadaşlar. Şimdi size ben burada mineral olayını anlatıp göstereceğim. Bir taşlarda yapılan mineral olayı nedir? Altın tozu nasıldır nedir? Bakın burası da tamamen bakın şu bir figür bir surat ne bu ne yapmaya çalışmış burada yapan arkadaşlar? Burada çalışma yapan arkadaşlar burada ne anlatmış? Şuradaki bir hayvan figürü. Burun, göz, ağız kısmı. Arka tarafa doğru yine devam ediyor ve şunlar altın minerali, altın tozu. Bakın, şimdi normal kendi ana kayası, yani yapılan işçilik. Bunlar altın minerali. Burası yine bir kapalı bir yer büyük ihtimalle. Çünkü aşağıda merdivenler geliyor. Bakın burada yine bir figürler var burada. Tamamen taş işçiliği, bakın. Orada aşağıda yine bir yer vardı, ben orayı almak istemedim. Bir kanyon burası. Eski bir değirmen var. Orayı sizlerle ben paylaşacağım. Yıkılmış mı o değirmenin yeri? Değirmenin yeri yıkılmış mı? Evet. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Recep abi şurayı görsene ya. Şurayı atlamayalım gel. Vay yavrum vay. Vay ki ne vay. Heh. Görüyor musun bak abi kasayı. Ya. Evet arkadaşlar bakın. Burası da bir kasa. Bakın. Kesmeyi de atmış oraya. Burası da bir kasa. Büyük ihtimalle bunun içinde güzel bir para vardır. Ama derin. Şurada gene gözüme bir şey çarptı benim. Hmm.
Bakın burası da bir kasa. Açmışlar burayı. Helal olsun. Gördünüz mü? Bakın burası da açmış arkadaşlar. İşi bilen arkadaşlar işi yapıyor. Bilmeyenler de oralara buralara bir şeyler saklayıp saklayıp çıkartıyor. Bakın arkadaşlar burası eski bir değirmen. Ben şimdi oraya değineceğim. Burada eski köprü var. Oraya da geçeceğim. Bilecikliler, sakın gelip buralarda bir şey yapmayın ha. Gösteriyorum ben böyle ama. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi eski değirmenin olduğu yere, değirmencinin evine girdik. Yine burada da bir şeyler yapılmış. Çalışılmış, malışılmış. Aranmış. Buralarda saklanmış paraları aramışlar. Var mı? Olur mu? Tabii ki olur. Saklarlar, koyarlar. Değirmenci arkadaş burada yaşarken sağa sola parasını saklar. Acaba var mıdır buralarda bir şeyler sence ha? Olabilir. Ha? Olabilir mi? Şimdi arkadaşlar gelelim asıl mevzulara. Şimdi bu bölgelerde komple hep İşçilik yapar. Neden işçilik yaparlar? Burada kalan, burada yaşayan değirmenci ve değirmencinin adamları, işte ailesi, çalışanları. Şimdi normalde bakın bunları, bu kaya yapılarını kendileri özellikle buralara yaparlar. Ne yaparlar? Buralarda figürler, kasalar, altın tuzağı yaparlar buralar arkadaşlar. Altın toplamak için yapılan tuzak. Burası duvar, karşısı eskisi eski köprü. Şimdi mesela buralarda biz bir panlama yapsak, altın arasak bize çıkar. Karşımıza çıkar. Çünkü saklama yapmış. Burayı tamamen el işçiliğiyle bakın gördünüz mü? Ne kadar muazzam bir şekilde, ne kadar güzel bir şekilde yapılmış. Bakın. Bunların hepsi altın tuzağıdır. Şimdi bazı böyle cahil insanlar, cahil YouTube'cular diyeyim ben onlara. Gidip işte burada oyma var, burada bir mezar olduğunu söylüyor. Burada şunu odanın olduğunu söylüyor. Burada yok bilmem neyin olduğunu söylüyor. Buradaki arkadaş da, yaşayan değirmenci arkadaşımız da altınları yakalamak için çok şiddetli bir şekilde akan suda altınları toplamak için altın tuzakları yaparlar. Bakın burası eski bir köprü. Yine bunların sağına soluna ufak tefek para saklar, para koyar. En basit örneğinden şurayı göstereceğim hemen. Hemen. Benim hemen direkt dikkatimi çeken burası. Birkaç nokta daha var, oraları paylaşmayacağım. Şurası benim dikkatimi çekti. Buraya bu arkadaş Horasan'la ne yapabilir? Şimdi bakın her tarafa bakıyorsunuz. Yine benim gözüme çarpan var. Bu tarafa gelmeyeceğim, bu tarafa gitmeyeceğim. Böyle gitmeyeceğim. Orada da birkaç nokta var gözüme çarpan. Göstermek istemiyorum. Şimdi burası çok ayrı. Burayı tamamen horasanlayıp burayı yapıştırmış. Yani ne olabilir burada? Para olma ihtimali var mı? Ve surat yapmış bakın arkadaşlar. Şuraya surat yapmış. Gördünüz mü? Bakın. Burnu, gözü, ağız kısmı. Bir tane daha var aşağıya bakıyor. Yine buraya geldiğimde dediğim gibi
Bu tür yerlerde, bakın ben bu işleri çok yaptım. Bu tür yerlerde altın toplamak için böyle kendilerince yerler, saklama, toplama alanları yaparlar. Şurayı kazımışlar herhalde. Oraya bir bakalım da çıkalım buradan. Maşallah. Burayı kazımış arkadaşlar. Bir şey çıkar diye burayı açmış. Açmaya çalışmışlar daha doğrusu. Çünkü taş çıkınca buradaki taşı kaldırmak için büyük bir manila görevini görsün diye bayağı büyük bir taş, bayağı büyük bir odunla taşı kaldırmaya çalışmış. Evet arkadaşlar, değirmenciyi de paylaştık. Böyle bir yerde değirmencinin olmama gibi bir ihtimali yok. Değirmenin olmama gibi bir ihtimali yok. Şimdi yayını yukarıda ben keseceğim. Farklı bir bölgeye geçelim. Hazır gelmişken Bilecik'i güzelce bir gezelim. Dediğim gibi şimdi bana yine tekrardan kızacaklar. Usta abi geldin de niye haber vermedin? Vallahi yine güzel bir dostu ziyarete geldik. Çayını içmeye geldik. Gelmişken de şurada bir video çekelim dedik. Neredesin hacı? Arkadaşlar burası muazzam bir şekilde, yani tam bir tarihin koktuğu bir yer. Yukarıda yine bir mağara var şurada. Oraya çıkabilir miyiz? Bakacağız. Paylaşalım hazır gelmişken buralarda neler yaşamış. Buralar Bizans yönetiminde, hükümdarlığında geçmiş. Zaten şanlı bayrağımızla kayı bayrağı yan yana. Yukarıda dalgalanıyor. Alıyor mu bilmiyorum. Tam şu parmağımın olduğu yerde. Çıplak göze daha iyi görülüyor. Tam bir kanyon yaşam alanı. Burada hüküm sürmüş. Bizans burada yaşamış. Tabii ki sonra Osmanlı Bizans'tan alıyor burayı. İyi yapmış ecdadımız. Recep abi. Haydi. Ama yalnız şu kısım, bakın arkadaşlar, buradan daha iyi gözüküyor. Şanlı bayrağımızda kayı bayrağı. Yalnız şu kısma çok dikkat edin. Şu bayrağın tam olduğu yer kayalık. Orada müthiş bir şekilde yapılan bir işçilik var. Zaten dediğim gibi şuradan bir yukarı çıkan bir hat var. Oraya ben çıkmak istiyorum aslında da. İnşallah başka bir zaman çıkarım. Hadi burada şey yapalım, sonlandıralım. Böyle. Bayağı da güzel oldu. Evet arkadaşlar, herkese Bilecik'ten selam gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.